Merhaba dostlarım Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay şu olacak. 2 tane midrange, 2 tane Doom Twitter ve 1 tane bas. 4 kanal bir amfiye en doğru şekilde nasıl bağlanır bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Ben şimdi sistemi aşağı yukarı hazırladım. Hani e, zaman kaybı olmasın diye basın bağlantısını yaptım. Diğerlerinin kablolarını çektim. Kablo bağlantılarını yapmadım. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu benim için önemli. Sadece abone olmanız benim için yeterlidir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmak sizin tercihinizdir. Şöyle e, bazı şeyler soruyorlar bana işte o var mıdır bu var mıdır şu var mıdır arkadaşlar hani e, sesini kullanımını e, nasıl montaj edilmesi gerektiğini bilmek istediğiniz şeyler varsa sorun elimde varsa bu konuyla alakalı size yardımcı olmaya çalışırım. Şöyle elimde olan belli başlı ürünleri söyleyeyim devamlı olan bunlarla alakalı bilgi e, istiyorsanız yardımcı olurum. E, teyiplerde teyplerde şöyle e, tesisat teyipleri, JVC'nin, Sony'nin, Pioneer'in, Kenwood'un, e, yine Pioneer'in teyipleri. Onun dışında hani merak ettiğiniz Pioneer'in normal seri teyipleri, ucuz teypler, e, double teypler, ekranlı teypler, e, eski seri animasyonlu tesisat teyipleri, 4 kanal, 5 kanal, 6 kanal, mono amfiler, 20 santim midrange'ler, freer baslar ya da oval hoparlörler Pioneer'ın Kicker'ın veya farklı markaların oval hoparlörleri kapasitörler gibi birçok konuda ya da hani herhangi bir aklınızda midrençler, kompenatlar ya da oval midrençler gibi seçenekler var. Hani bunlar arasında merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. Bir videoda ayarlayıp yani kadensin bu midrencini kullanacağımı sizin sorduğunuzu kullanırım. Hem siz bilgi almış olursunuz hem de e, daha faydalı bir video çekmiş oluruz. Diyerek şimdi konumuza geçelim. Şimdi konumuz anlattığım gibi e, iki tane midrange, iki tane doom twitter, bir tane de bas 4 kanal bir amfiye nasıl bağlanır? Şimdi ilk olarak basımızın bağlantısını yapalım. Çünkü onun bağlantısı fix değişmiyor. Hani farklı bir yöntemi de yok. Bas bağlantısı nasıldı? Bakın. Şurada şey amfinin artısı, eksisi, teypten gelen rem kablosu. Bakın şimdi burası da bas bağlantısı. Bakın. Bas bağlantısını köprülü bir şekilde bağlıyoruz. Hani bakın orada yazıyor zaten bak bir iç. Bunun artısını bunun eksisini alıyoruz. Bası bağlıyoruz. Basın artısı eksisi. Yani bas köprülü bir şekilde bağlanıyor. Çünkü bas e, yüksek RMS değeri istediği için köprülü bir şekilde bağlamazsanız verim alamıyorsunuz. basın normal iki kanala köprüleyip bağlıyoruz. Ne oldu? Basımızın bağlantısını yaptık. Şimdi geçelim e, asıl önemli kısma. Ne bu önemli kısım? Bu arkadaşlar. Şimdi bunların bağlantısını nasıl yapacağız? Şimdi dostlarım şöyle bunları biraz geri alayım ben. Şöyle. Bakın ben bunların hepsinin kablolarını çektim. Nasıl çektim? Artısını, eksisini, artısını, eksisini hepsini taktım. Şimdi bunları e, doğru bir şekilde amfiye nasıl bağlayacağız? Gelelim bu kısmı. Şimdi burada bunları böyle bir şey yani e, dördünü iki kanalı bağlayabilmeniz için amfinizin ortaya çıkacak ohm değerini karşılaması gerekmektedir. Nasıl? Şimdi bunlar 4 ohm 4 tane hoparlör söylüyorum. Amfiniz 2 ohm ve 4 ohm destekliyorsa yapmanız gereken şey artıları toplayıp bir kanala, eksileri toplayıp bir kanala. Ama amfiniz 4 ohm veya 8 ohm destekliyorsa o zaman ne yapıyoruz? birinin artısıyla diğerinin eksisini birleştiriyoruz. Kalan artı ile eksiği kanala sürüyoruz. Ama bu kısmı en son size aktaracağım. Çünkü şu an neredeyse piyasadaki bütün amfiler 2 ohm ve 4 ohm destekli olduğu için ben size e, o kısmı anlatacağım ama en sonunda da O bahsettiğim bağlantıyı da göstereceğim Şimdi 2 midreç ve 2 doom tweeter 4 kanal amfi'nin 2 kanalına nasıl bağlanır Şimdi bunun için elinizde iki seçenek var Bir tanesi Midrenç'in ve doom tweeter'ın Artılarını toplarsınız Eksilerini de toplarsınız Şöyle eksilerini de toplarsınız. Kalan iki kanaldan bir tanesine sürersiniz. Sonra diğer tarafta yine Doom Twitter'ın artısını Midrange'in artısını toplarsınız. Sonra Doom Twitter'ın eksisini, Midrange'in eksisini toplarsınız. Şu şekilde birer kanala sürersiniz. Yani ne oluyor? Şöyle iki, bir midrenç bir Doom Twitter'ın artısını eksisini bir kanala. Bir Doom Twitter'ın bir midrençin artısını eksisini bir kanala. Şimdi ben bunun bağlantısını yapacağım. Size göstereceğim. Hani e, bağlantı yapmadan önce e, anlatayım ki nasıl yaptığımızı anlayın. İlk seçenek bu. E, bir midraç, bir düğüm Twitter, bir kanal. Bir midraç, bir düğüm Twitter, bir kanal. Şimdi diğer yöntem. Diğer yöntem de şu. Bu iki yöntemde de herhangi bir sorun yaşamazsınız. Diğer yöntemde şu. Sökelim bağlantıları. Bunu da sökelim. Şimdi bir Doom Twitter bir midrenç bağlamıştık az önce. Şimdi ise iki tane Doom Twitter'ın artılarını birleştiriyoruz. Sonra eksilerini birleştiriyoruz. Sonra iki tane midrençin artılarını birleştiriyoruz. Eksilerini birleştiriyoruz. Bu durumda da şöyle oluyor. Az önce bir Doom Twitter bir midrençi bir kanala sürmüştük. Şimdi şöyle iki midrençi bir kanala diğer iki Doom Twitter'ı diğer kanala sürdük. Arada fark olarak bir şey yok iki yöntemle de bağlayabilirsiniz. Yani iki Doom Twitter, iki Midrange. Yani ikisini bir kanala, ikisini bir kanala. Ya da ayrı ayrı. Bir Midrange, bir Doom Twitter'ı bir kanala. Diğer e, Midrange, diğer Doom Twitter diğer kanala. Şimdi ben bunu bu şekilde bağlantısını yap. Yani e, bir Doom Twitter, bir midrenç bir kanala. Bir Doom Twitter, diğer Midrange'ı diğer kanala bağlayıp size sesini dinleteceğim. Ondan sonra da az önceki bahsettiğim. Ee, hani ohm değerini yükselterek bağlantı nasıl yapılır onu da göstereceğim size. Şimdi ben bunu böyle bağlayayım. Sesini de dinleteceğim sizlere. Bakın şimdi bağlantılarımızı yaptık. Ben yaptığım bağlantıyı şimdi size söyleyeyim ve göstereyim. Bir midrençin artısını bir Twitter'ın artısıyla topladım. Bir artı bir kanala koydum. Aynı midrençin eksisiyle aynı Twitter'ın eksisini paralel yapıp eksi kanala koydum. Yani bir kanala bu ikisini koydum. Şöyle şu taraftan göstereyim daha iyi olur. Bakın art, iki gibi bir kanala iki eksi bir kanala koydum. Ondan sonra diğer Doom Twitter'ın artısıyla artısını birleştirip bir kanala eksisiyle eksisini birleştirip diğer kanala koydum. Bakın iki beyaz iki siyah anlaşılması için farklı renklerde yaptım. Bası zaten köprüleyip diğer kanala koymuştuk. Yani kablolarla ilgili bağlantı kısmı bitti. Şimdi diğer kısmı göstereyim size. Şimdi bakın burası amfi'nin ayar kısmı. Şimdi e, midrençlerle twitter'ları koyduğumuz kanalı HPF moduna getiriyoruz. Bakın bu e, A kanaldaydı. HPF modunda. Bası bağladığımız kısmı da e, LPF moduna getiriyoruz. Bakın bu da LPF modunda. Gain ayarını yapıyoruz. Gain ayarının nasıl yapıldığını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Sonra basın frekans ayarını yapıyoruz. Ve bağlantımız hazır. Daha sonrasında müziğimizi açıyoruz, dinliyoruz. Şimdi size dinleteyim ben bu müziği. 2 midrange, 2 tweeter, 1 bas, 4 kanal amfide. Eee, dinleyelim şimdi. Evet arkadaşlar. Ses bu. Dediğim gibi sistem bu şekilde kuruluyor. Bu şekilde gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Şimdi videonun başında bahsettiğim diğer olaya geliyorum. Ee, hani Bizim kedinin ufak bir maruzatına uğradık. Malzemeyi düşürdü aşağıya. Kusura bakmayın. Neyse videonun başında bahsettiğim bu bahsettiğim olayla 10 e, ohm değerini düşürerek 4 ohm, 4 tane hoparlörü 2 ohm, 2 tane girişe bağladık. Bu normalde şu an piyasada olan amfilerin %90'ında olması gereken bağlantı şeklidir. Eğer ki amfiniz e, 2 ohm veya 4 ohm değil de 8 ohm ya da e, 4 ohm, 8 ohm ya da 8 ohm, 16 ohm gibi çıkışlara sahipse. Yani bunların ohm değerini düşürtmek değil, yükseltmek gerekiyorsa sayı olarak o zaman yapmanız gereken bağlantı şu şekilde. Onu anlatıyorum size. E, Doom Twitter'ın birinin e, artısını diğerinin eksisine bağlıyorsunuz. Sonra kalan artıyı artıya, eksiği eksiğe, e, amfiye bağlıyorsunuz. Sonra diğer kanala da e, midrencin birinin artısını diğerinin eksisine bağlıyorsunuz. Sonra kalan artı ile eksiği diğer kanala sürüyorsunuz. Bu yaptığınız işlem sonrasında 4 ohm 4 tane hoparlörünüz 8 ohm 2 tane girişe girmiş oluyor. Yani 4 ohm'u 8 ohma çıkartmış oluyoruz sayı olarak. Eğer ki amfiniz 2 ohm desteklemiyorsa yani ohm değerini sayı olarak yükseltmeniz gerekiyorsa yapmanız gereken işlem bu. Ama dediğim gibi şu an piyasada olan satılmakta olan amfilerin çoğu 2 ve 4 ohm değerine sahiptir. Ee, bu sebeple Az önce söylediğim, yani benim yaptığım gibi yapmanız doğru olacaktır. Bağlantı bu şekilde. Ses e, bu şekilde arkadaşlar. Daha değişik müziklerde daha farklı sesler duyarsınız. Şu an bas biraz pasif kaldı. Müzikte bas e, çok canlı değil. Ee, o yüzden biraz pasif kaldı. Hani takdir edersiniz ki telifsiz müzikler kullanmam gerekiyor, ee, telif hakkından dolayı. Hani telifsiz de çok e, güzel müzikler bulmak biraz zor oluyor. O sebeple e, YouTube'un bize önerdiği müzikleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Bağlantı bu şekilde arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Esen kalın.